Geç kaldım ya. Tamam oğlum, acele etme. Var dersini başlamasına daha. Ama klibi izleyecektik. Ya o internetten sonra izlersin. Ne olacak canım? O kim baba? Okuldan mı arıyorlar? Beni mi soracaklar? Tanımadığım bir numara. Efendim? Merhaba, Salih Bey mi? Evet, buyurun. Salih Bey, emniyetten arıyorum. Emniyetten mi? Elinizde kayıtlarda görünmeyen bir çocuk bulundurduğunuzu öğrendik. Bu büyük bir suçtur. Derhal çocuğu sizden almak zorundayız. Baba. Yani nasıl ya? Yok artık. O kadar çok mu geldiler? Hayır, bırakamazsınız beni baba. Baba gitmem, hiçbir yere gitmem ben. Baba lütfen. Tamam oğlum, sakin ol. Merak etme. Siz burada bekleyin. Baba lütfen. Oğlum. Seni kimse benden alamaz. Hiç kimse. Merhaba. Rüyam. Sizi gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Salih Bey, benim sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Bunu söylemek kolay değil. O yüzden hemen konuya gireceğim. Ben İskender resmi olarak evlat edinmek istiyorum. Ne? Böylesi İskender için de sizin için de daha iyi olacak. Bir gelsenize ben de şöyle. Kenan Rüya Hoca'ymış. Evet. De neden? Sizdiniz değil mi? Onları siz aradınız. Bizi siz ihbar ettiniz. Anlamadım. Kime? Ne ihbar? Ne diyorsunuz siz ya? Az önce biri beni aradı. İskender'i elimden alacağını söyledi. O benim oğlum. Kimse oğlumu elimden alamaz. Bunu nasıl yaparsınız? Bir dakika Salih Bey, bir dakika. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şişt, İskender. Ben yapmadım. Siz yapmadıysanız kim yaptı öyleyse? Kim haber verdi? Nereden biliyorlar? Abi hazır gelmişken başkalarını da arayıp işletek mi? Gel bakayım. Saçmalama. Cıvık hamur gibi hemen gevşiyorsun ha. Biz buraya dalga geçmeye mi geldik? Yüreklerine korku salmaya geldik biz buraya. Ya abi madem öyle, o zaman niye gerçekten şikayet etmiyorsun ki? Ara yetkili abileri. Sakallıyı alsınlar içeri. O küçük baş belasından da kurtuluruz, ne güzel. Olmaz. İskender benim elimin altında olmadı. Ben tamam diyene kadar onu bu hayatı zindan edeceğim. Şu an düşünmeniz gereken kimin haber verip vermediği değil. Eğer bu iş resmiyete dökülmezse İskender'i elinizden alırlar. Biliyorum. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. İskender'i evlat edineceğim. Ben de bana yardımcı olmaya çalışıyorsunuz zannettim. Ben sizi
size yardımcı olmaya çalışıyorum zaten Salih Bey. Hem başınızı derde girmekten kurtaracağım, hem de İskender'e ihtiyacı olan anne şefkatini vereceğim. Onun ihtiyacı olan şey, onu koruyup kollayacak, kendini yanında güvende hissedeceği bir baba. O da hali hazırda mevcut. Bu tartışma da burada bitti. İskender, ne yapıyorsun? Aşağıyı dinliyorum. Rüyacı beni yanına almak istiyor. Sen aşağıdaki sesleri duyabiliyor musun? Az önce de sinirli ayağını yere vurdum. Yahu ben de sanki bilmiyormuş gibi şaşırıyorum ha. Tamam. Ayıp. Ayıp bak, tamam. Dinlemeyi kes. Ağam, Rüyacı beni niye evlat edinmek istiyor? Bilmiyorum İskender. Galiba seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ama Salih babamı ve seni bırakamam ki. Hem benim yüzümden kavga etmelerini de istemiyorum. Dur, aklıma bir şey geliyor. Hadi gel, dikkatlerini dağıtalım. Ama böyle olmaz ki Salih Bey. Siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Ya neyi dinleyeyim? Oğlumu elimden almaya gelmişsiniz. Aha, nereye gidiyoruz? Yürü, yürü. Koş. Ya biz burada ne yapıyoruz? Tartışmalarını durdurmamız gerekmiyor muydu? İskender'cim, sen şu kütüğü kaldır bakayım. Hadi. Hadi. Heh. Eğil. Kalk. Eğil. Kalk. Eğil. Kalk. Eğil. Kalk. Eğil. Kalk. Eğil. Yok. Aa. Bu sana çok hafif geldi. Bırak onu sen. Hadi bakalım. Kaldır bunu. Eğil. Kalk. Eğil. Kalk. Bırak sen onu, bırak, bırak. Sen şöyle bir koş bakayım, bir tur at. Hadi bakayım. Hadi. Çok güzel İskender, aferin sana. Ya güzel güzel de ne yaptığımızı ben de bilsem gerçekten daha güzel olacak. Şimdi seni iyice bir derletip hasta edeceğiz. Hasta olacaksın. İçeridekiler de senin hasta olduğunu görünce tartışmaktan vazgeçecekler. Seninle ilgilenecekler. Yalnız ben öyle kolay kolay hasta olmam ağa. Ufakken annem bana çok fazla kuvvet macunu yedirmiş de. Yahu zaten seni gerçekten hasta edecek kadar deli değilim. Şimdi bak, seni böyle koşturuyorum ki vücut ısın yükselsin. İçeridekiler de senin hasta olduğunu zannetsinler. Kayayı getir bakayım. Bir tur da böyle. Aferin sana. Aferin. Bırak. Babasız büyümek önemsiz yani, öyle mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Tabii ki bunu söylemiyorum Salih Bey. Rüyacığım, hoş geldiniz. İskender. Hoş. İskender, yanıyorsun sen. Salih Bey, ateşi var bu çocuğun. Su gibi dolmuş. Allah Allah. Hakikaten oğlum. Daha az evvel... Çok üşüyorum baba. Ay tamam, gel yatıralım seni. Salih Bey, bir atlet ve bir tişört lütfen. Yukarıda odada. Ne oldu? Allah Allah, ne bileyim. Ne oldu ki buna? Yattık ya. İskender nerede kaldı ya? Başına bir şey gelmiş olmasın? Telefonumuz da yok ki arayalım arkadaş. Ya İskender'in başına ne gelebilir ki? Göktaş düşse adam tekerle yakalar. Ardacığım, biraz sessiz ol istersen. Vay vay vay. Muhabbetiniz bulunsun gençler. Ya yine ne istiyorsunuz ya?
Klip mevzusu için bize carlamaya geldiyseniz hiç boşuna uğraşmayın. Çünkü bizim de haberimiz yoktu. Asya bebeğim, sizin aksinize biz arkamıza değil önümüze bakıyoruz. Bizim mükemmel sanat eserimizin sizin berbat klibinizle birleştirilmesi bir facia olsa da geçti gitti artık. Yani biz önümüzdeki facialara bakıyoruz diyelim. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Ayberk. Kasırga ve Mavi'nin okçuluk karşılaşması çarşamba. Bugün salı, çarşamba. Bir dakika, yarın? Yarın mı? Abi bizim niye haberimiz yok bundan? Buna siz mi karar verdiniz? Aa, olur mu öyle şey? Biz de sizin gibi sıradan öğrencileriz Sinan bebeğim. Babaannemiz karar verdi. Yani bizim hiçbir alakası yok değil mi kardeşim? Hı hı. Hmm, gerçekten de yokmuş. Ay bir dakika. Yoksa siz korktunuz mu? Ay kıyamam ben size. Gördünüz mü nasıl hemen sesleri kesildi? Ha eğer korktuysanız söyleyin. Hemen iptal ettirelim. Gerek yok. Sizinle her zaman ve her yerde karşılaşmaya hazırız. Aynen öyle. İsterseniz şimdi yapalım. Bir dakika. Ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakin ol kardeşim. Bence bir İskender gelseydi. Ya bir dakika siz. Ya bir dakika ya. Sakin ol şampiyon. Yalnız ben size söyleyeyim, siz bu gazla yarına kadar patlarsanız haberiniz olsun. Hadi arkadaşlar biz gidelim. Hocamız bekler de. Hemen Salih Hoca ile İskender'e haber vermemiz gerekiyor. Hemen çalışmalar başlıyoruz. Hemen. Asya'cığım canım ne yapıyorsun? Yine ayarlarıyla oynadılar kızım. Of ya, of ya. İskender yok, telefon yok, hiçbir şey yok ya. 2 dakika huzur yok ya. Ne? Tamam, sakin oluyoruz. Nasıl sakin olayım Elif? Bak sakin ol. Acaba Tansiye'yi yatırıp tekrar terapi mi yapsak? Kendinden çıldıracak galiba. Allah'ım ya, gene yok ya. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Var. İskender'in anne şefkatine ihtiyacı olduğunu kabul etmek mesela. Konumuz bu değil. Konumuz tam olarak bu Salih Bey. Çocuğu koruyup kollamaktan bahsediyorsunuz. Çocuğun hasta olduğuna haberiniz bile yok. Tereyağı nerede? Arkanızda. Siz gelene kadar da İskender'in hiçbir şeyi yoktu. Öyle mi? Çocuğu ben hasta ettim yani. Bunu mu söylemek istiyorsunuz Salça? Yanınızda. Ben öyle bir şey demedim. Bal gibi de dediniz. Bal demişken ballı ılımır çok iyi gelir ya. Ilımır var mı? Var. Ve ben her gece yapıyorum. O çocuk da burada olmaktan çok mutlu. Mutlu. Ne mutlusu ya? Hasta çocuk hasta. Nerede ılımır? İstiyorum ki kimsenin başı derde girmesin. İskender'in de bir annesi olsun. Yardım edeyim mi? Açarım ben. Ama beni anlayan yok ki. Açardım ama al. Alın yani al. İnsan işte böyle her şeyi tek başına yapabileceğini zannediyor ama. Siz bana laf çarpacağınıza sabahki telefonu düşünün. Başınızda benden daha büyük bir dert var çünkü. Vay be. Tam alnını çatına çaktın ha. Of. İçimin yağları erdi ha. Abi be. Hı? Bir ok da ben atamış sakallı ya. Çok incim var benim buna. Ok bakmak istiyorsun şu an. Hı hı. Beni dövdüler abi.
Ben de çalışma ben be. Hayret bir şey. Zamanı gelince biz de onları döveceğiz. Tokat manyağı yapacağım onları. Sen abine güven. Allah diye atok. Gerçekten. Evet. Nasıl tutacağım bunu? Beceriksiz. Bir de sakallıyı dönecekmiş. Oh, şifa olsun. Elinize sağlık Rüya Hocam. Çok güzel olmuş. Annem de aynı böyle yapardı. Çok özledim. Afiyet olsun canım benim. Özlersin tabii. Anne özlenmez mi hiç? Ama babam da eksikliğini hiç hissettirmiyor sağ olsun. Sen çok acıkmışsın. Ben bir kase çorba daha getireyim. Aç aç, okula gidecektim bir de. Okulu yapıyor kahvaltısını. Hem sen, siz Rüya Hanım ne demek istiyorsunuz? Rüya Hanım. Ne oldu bunlara? Yine hala didişiyorlar. Sorma ağam ya. Ya köprüden geçemeyen iki tane keçi var ya, aynı onlara döndüler. Benim hemen arkadaşlara ulaşmam lazım. Malum telefonları da yok. Sen Savaş Hoca'yı arayabilir misin lütfen? Hayırdır? Ne geçiyor senin aklından? Hiçbir şey geçmiyor. O yüzden onlara ulaşmam lazım işte. Ne? Hasta mı olmuş? Vallahi Fikri hocanız öyle söyledi çocuklar. Olmaz. Mümkün değil. İskender hasta olamaz. Arda, sırası mı? Ya acaba yarına kadar iyileşir mi ya? Sinan, sırası mı? Ne yapayım? Yarın karşılaşma var. Evet. Yani karşılaşma öncesi bu hastalık işi hiç iyi olmadı ama ne yapalım? Geçmiş olsun. Evde sizi bekliyormuş. Teşekkürler hocam. Sağ olun hocam. İyi dersler size. Evet, iyi dersler. Teşekkürler. Hoca ne zaman gelecek? Üf, bize mi sorar? Aha geldi. Nasılsınız, iyi misiniz çocuklar? İyiyiz, yani normal. Çok da umurumda. Yarın hazır mısınız peki? Evet hocam, bomba gibiyiz. Onların üstüne ineceğiz. İşte bu, bak bu öfkeyi seviyorum işte. Şimdi size bir sürpriz hazırladım. Bu sürprizle bu içinizdeki öfkeyi daha da körükleyeceğiz. İzleyin. Hocam o ne? Mavi mi o? O ne ya? Hocam? Ha, işte bu. Bu tiksinç ifadeler. Bu bakışlar. İstediğim ifade bu çocuklar. Bakın. Hedefe odaklanırken rakibinize duyduğunuz tiksinçli hatırlayacaksınız. Süslü, beni dinliyor musun? Anlıyor musun kızım? Ha, evet hocam. Zaten bu yüz ifadesi benim her zamanki yüz ifadem olduğu için hiç sıkıntı yok. Yapılan araştırmalarda duyguların performansı en az %22.9 oranında düşürdüğü ya da arttırdığı gözlenmiştir. Güzel konuşuyorsun kesin de ben yarısını anlamıyorum, biliyor musun? Bunlar da anlamıyorlar. Boşuna konuşuyorum bazen ama neyse. Bak bu ifade mi? Bu, aynı bana baktığın gibi. O tiksinerek bakışları istiyorum. Bu şekilde kazanacağız çocuklar. Yarın ne yapıyoruz buradan? Kim çıkınca ağlıyor? Mavi Ay. Kim? Duyamadım ben. Mavi Ay. Ben mi? Güneş mi? Mavi Ay. Güzel. O zaman hadi bakalım. Hadi. Hazır. Çek. Bırak. Ha? İşte bu. Gördünüz mü? Ben ne dedim size? İşe yaradı. Geç. Sizler geç. Hadi geç. Evet.
Hazır, çek. Bırak. Ha? Bak. Mükemmel. Çok iyi. Efendim. Evet, buyurun benim. Sen kimsiniz acaba? Ne? Gönül Dağı dizisinin yapım sorumlusu mu? Evet. Müsaitim tabii. Buyurun, buyurun. İzlemez olur muyum beyefendi? Her bölümünü izleyin. Hiç kaçırmadım daha. Şey, bana düşündüğünüz bir rol mü vardı acaba? Öyle mi? Aa, tabii yarın gelirim mutlaka ben. Tabii, yarın sabahından görüşmek üzere o zaman. Ne demek efendim, tabii görüşürüz. Saygı benden tabii. Görüşmek üzere yarın. İyi günler. Efendim, saygı benden. İyi günler. İyi günler efendim. Allah! Aa. Hayırdır? Yarın nereye gidiyorsun bakayım Saniye? Hiç. Hiçbir yere gitmeyeyim, ben buradayım. Yarın sabahından geleceğim. Vallahi bravo. Beni geçiştirmedin, doğruyu söyledin. Ne demek? Zira yarın gerçekten hiçbir yere gitmiyorsun. Zaten istesen de gidemezsin değil mi? Ne diyeyim? Telefonunun konumunu saniye saniye takip ediyorum saniye. Evet. Haydi bakalım, kolay gelsin saniye. Ya Bilge, ne yapacağım Bilge? Hayatımın fırsatı bu. Benim bu görüşmeye mutlaka gitmemi lazım gelir. Ama buradan da kovulmamam lazım gelir. Allah'ım, kurban olam ya Rabbim, ne olursun şu gariban kuluna bir yardım et, bir yol göster. Of of. Hemen toparlanman için vitaminleri doğal yoldan almasın İskender. Vitaminler de en doğal ve en yoğun meyvelerde bulunurlar. Ya. Benim vitamine değil, konuşmaya ihtiyacım var. Demek senin de kriptonitin varmış. Sen de asit oluyormuşsun. O ne ya? Süper adamın güçlerini azaltan dünya dışı madde. Bunun süper adama yaklaştırdıklarında gücü azalıyor. Ya güç azalması falan yok. Ben süper adam değilim. Hasta falan da değilim. Numara yapıyorum ben. Okulu kırmak için hasta numarası yaptım. Vay be. Bakıyorum 21. yüzyılda bayağı hızlı alıştın İskender. Hayır, okulu kırmak için değil. Kimseyi kırmamak için hasta numarası yapıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Salih Baba ve Rüya Hoca benim için kavga ediyorlardı. Ben de kavga etmesinler diye hasta numarası yaptım. Ama işler daha da kötüye gitti. Artık hiç konuşmuyorlar. Tamamen küstüler. Biz okuldan çıkarken Rüya Hoca kızgın kızgın okula giriyordu. Salih Hoca ile kavga ettiği için miydi? Ya bir dakika ya. Niye senin için kavga ediyorlar ki? Rüya Hoca benim Salih Baba'nın gerçek oğlu olmadığımı öğrendi. Daha da kötüsü devlet kurumları da öğrenmiş. Ne? Ve Rüya Hoca da beni evlat edinmek istiyor. Ne? Ne yapacağım ben? Düşünmekten başıma ağrılar girdi. Abi bunda düşünecek ne var? Ben olsam hemen evet derim. Düşünsene, Rüya Hoca'nın çocuğusun ve bütün kapılar önünde açılıyor. Sen ve Rüya Hoca. Sen, Rüya Hoca ve kapılar. Evet Tayfun Bey, bakalım karneniz nasıl? Sıfır, sıfır, sıfır. Ben de sana sıfır da fazla. Ondan dolayı bir tane de eksi bir. Bu ne be? Hepsizin burada eksi bir bile var. Evet Duygu Hanım, bu karneyi gördükten sonra o güzel yüzünüz ağlamaktan kırışacak. Sıfır, sıfır, sıfır. Babaanne! Ay şimdi bayılacağım. Hayatta tek sevişeyim notlarımdı. Onlar da sıfır ve bir oldu. Toz toparlak oldu. Ben bu kadar düşük nasıl alabilirim? Ben okulun en çalışkan öğrencisiyim.
da her zamanki gibi uçtun. Ama ben de oyumu Rüyacı'dan yana kullanırdım. Bizim Ezik Mavi Topuklar nerede takılıyor acaba? Aman kantinde, orada burada. Yani bizim bir de özel odaları yok ki. Hop hop hop. Ne oluyor ya? Burası Dingo'nun kulübü mü? Çık çabuk çıkın. Bundan sonra kulübü isteyen bütün öğrenciler kullanabilecek. O nasıl oluyor? Kimseye ayrıcalık yok. Aslan anneciğim, bir tanesin. Zaten adaletli olan da buydu. Canım oğlum. Hopak ne oluyor? Allah Allah. Çok çıkarcısınız arkadaşlar. Onlar her zaman dedelerini, babaannelerini kullanıyorlar. Bizim yüzümüz gülmesin mi? Hayal de mi kurmayak? İskender'in gerçekten yardıma ihtiyacı var. Hayallere değil. Ne yapacağım ben ya? İskender, sen çok iyi anlıyorum. Yani Rüya Hoca çok iyi biri. Çok da seviyorum onu. Ama Salih Hoca'yı bırakamazsın. Doğru söylüyor. Sen gidersen Salih Hoca'ya neler olur düşünmek bile istemiyorum. Bir kez daha oğlunu kaybederse mahvolur. Tıpkı onunla ilk tanıştığımız günlerdeki gibi. Salih Hocam! Hocam! Hocam neredesiniz? Salih Hocam! Elif sesi duydun mu? Ya, tamam, tamam duydum. Ama sakin olalım Asya'cığım, sakin. Arıyorsunuz burada. Seni arıyoruz Salih Hocam. Salih diye biri yok artık. Yalnız bırakın beni. Gidin buradan. Hayır hocam, seni bırakmayız hocam. Gitmeyiz biz. Hocam lütfen siz de bizi bırakmayın. Çocuklarımız oluruz hocam. Gidin buradan. Git, 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 git! Bunu ona yapamam. Salih babamı bırakıp gidemem. Onun bana ihtiyacı var. Ama Rüya Hoca'ya da hayır diyemem. Çünkü... Çünkü? Çünkü ona da ihtiyacım var. İkisine de ihtiyacım var. Ne yapacağım ben ya? Tabii ya. Buldum. Çok kolay. Neden beni seçmek zorunda kalasın ki? İkisini de seçebilirsin. Bunun için sadece evlenmeleri gerek. Bu mu kolay yani? Yani bana pek kolay gelmedi ama... Bana da pek olur gibi gelmedi ama neyse. Sence işe yarar mı Elif? Ya neden olmasın? Hem de bal gibi olur. Ya bir düşünsenize. İkisi de tarihle ilgileniyor. İkisi de bekar. İkisi de İskender'i seviyor. Ya ikisi de çok iyi insanlar. Ya daha olumlu, daha uyumlu bir çift düşünemiyorum. Aslında doğru. Bayağı ortak yönleri varmış. Abi böyle düşününce İskender olmasa da evlensin bunlar diyorum. Eğer böyle olursa kimseyi seçmek zorunda kalmam. Hiç kimse de üzülmez. Ne olur yardım et. Ben elimden geleni yaparım. Ben seni çok iyi anlıyorum İskender. Bir zamanlar aynı şehri ben de yaşamıştım. Bu yüzden ben de varım. Ben de. Görev Salih Hoca ve Rüya Hoca'yı evlendirmek. O zaman plan yapılsın. Peki, planı anlatıyorum. Salih Hoca bizde. Yani sonuçta biz daha iyi tanıyoruz Asya ile onu. Sinan, Arda ve İskender. Rüya Hoca ise sizde. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Tamam. Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok. Müzik.
yemeği yaktım. Hay Allah ya, başımıza geleni görüyor musun? İskender'in de çarşafları değiştirilmesi gerekiyormuş hocam. Ne değiştiririm ben? Hocam odada o kadar tozlu ki yani habire öksürüp duruyor çocuk. Tozlanmak gerekiyor. Tabii bekar bir erkek olarak sizin için bunları yapmak hiç kolay değil hocam. Hallediyorum işte. Bence halledemiyorsunuz hocam. Bence sizin acilen evlenmeniz gerekiyor. Yani bu gidişle evi de kendiniz de yakacaksınız. Bence de. Hele bu devirde tek başına çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Yani sonuçta bu çocuk değil mi? Hasta olup duruyor, siz tek başınıza yemek yap, çamaşır yıka, toz al. Madem öyle, alın bakalım yardım edin biraz. Toz almakla başlayın. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 çabuk. Geliyor, geliyor. Role giriyor. Vallahi çok üzülüyorum ya. Ne olacak bu çocuğun hali? Resmen yemeden içmeden kesildim. Çocuklar. Bir sorun mu var? Boş verin hocam. Yine sizi de üzmeyelim. O nasıl söz Sinancığım? Üzmeyelim. Lütfen anlatın. Hocam biz İskender'e çok üzülüyoruz. Niye, ne oldu? İskender'e kötü mü olmuş? Salih Bey daha iyi demişti. Yok hocam. Telaşlanacak bir şey yok. İskender acısı fiziksel değil. Tamamen duygusal. O ne demek Sinan? Duygusal? Nasıl yani? Hocam durum ortada ya. Hocam çocuk annesini özlüyor işte. Yani bu hastalıklar falan hepsi bundan dolayı. Biliyorum, biliyorum da. Onu çok iyi anlıyorum. Benim de annem yanımda yokken onu çok özlüyordum hocam. Her gece dua ediyordum. İnsanın bir yanı eksik kalınca hiç mutlu olamıyor tabii. Tabii. Anne önemli tabii. Yani anne önemli. Ama ondan da önemlisi anne ile babanın bir olması. Değil mi Sinan? Evet hocam. Anne ile babanın birlikte olması kadar güzel bir şey var mı? Mesela ben annem ve babam birlikte ve çok mutluyum hocam. Tüm eski sıkıntılarım bitti. Eskiden hikayenin kötü karakteriydi bu hocam. Vallahi. Arda o nereden çıktı? İşte hocam biz de burada durup Salih amca gibi iyi niyetli, İskender'i seven, güzel. Tabii tarihle de ilgili. Öyle bir kadınla evlense diye. Öyle diyorsunuz yani. Öyle bir kadınla. Tarihle de ilgili. Ben diyorum ki acaba... Siz büyüklerin içine karışmasanız mı? Hadi bakayım evinize. Hadi. Timsah gözyaşları sizi. O kadar da kolay olmadı. Salih babamı iyi olduğumu ikna etmek için bayağı uğraştım. Okçuluk karşılaşması mı? Bugün. Ya doğru ya. Biz telaştan dolayı sana söylemeyi unuttuk. Neyse tamam hadi. Atışa baktılar. Onu biz de gördük herhalde. O ellerindeki çiçek neydi? Buldum. Buldum. Ellerindeki çiçekle Rüyacı'ya yağ çekip karşılaşmayı erteli edecekler. Aferin be. Vallahi çok akıllıca. Şu an şoktayım. Akılları sıra babaannemize karşılık Rüya Hoca'yı kullanacaklar. Ama o biraz zor.
Alo, kardeşim. Mavi tavuklar karşılaşmayı erteltmek için bir şeyler çeviriyor. Onlara engel olmamız lazım. Erkekler bizde. Gözünüz kızların üzerinde olsun. Tamam. Gel benimle. Bence burası güzel olur. Yok ya. Bence şurası daha güzel. Hem gelince hemen görür. O zaman... notu da böyle yerleştirin. Hem oturunca da sürpriz olur. Rüya Hoca bu çiçekleri görünce yelkenleri suya indirecek. Kızlar da Salih Hoca'yı ikna etti mi tamamdır. Koş, gel. Hadi bakalım Mavi Bey. Siz bu okulu dikensiz gül bahçesi mi sandınız? Cihangir Hoca bizi böyle yaramazlık yaparken görse bayılırdı. Tamam tamam hadi. Rüya Hoca gelmeden çıkalım buradan. Tamam. Aa. Bu ne? İstemeden seni üzdüysem özür dilerim. Salih. Allah Allah. Ne tuhaf adam ya. Hem özür diliyor hem de kaktüs yolluyor. Ne demek bu şimdi? Bir erkeğin kalbine giden yol boğazından geçer derler. Annemin yaptığı yemeği yiyip unuttu aldı mı? Rüya Hoca'ya koşa koşa evlenme teklif etmeye gidecek. Karşılaşmayı erteletmek için neden Salih Hoca'ya yemek götürüyorlar ki? Babaannene götürmeleri gerekmez miydi? Ece bebeğim, sence onlarda bunu akıl edebilecek kadar kafa var mı? Gidip şunları çöpe dökelim de görsünler. Olmaz. Bizim yaptığımızı anlarlar. Ama çöpten daha beter hale getirebiliriz. Yani? Bir asit ve bir bazın tepkimesiyle ortaya çıkan sodyum klorür kullanacağız. Pardon Ece bebeğim, altyazı tuşum kapalı kalmış da şimdi açıklayabilirsin. Tuz koyacağız. Bol bol tuz. Tuz, tuz, tuz. Hah, gel. Arkadaşlarla yaramazlık keyfi. Gül. Yardım etmek istiyorum. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Hay Allah. Ben de bir tür laf ettim kadına, ayıp oldu. Allah toplak. Tuz konum ya. Dalga geçiyor benimle. Tatsız tuzsuz bir adamsın demek istiyor herhalde.
Daha bu Refika cadısı beni adım adım izleyirken beni iş kuruşmasa nasıl gideceğim? Kurban oldum yarabbim, ne olursun abi yardım et ya. Okulda bir işe yaradı da yok. Boş boş geziyor öyle. Hayır bir işe yarama. Boş boş gez. Kolay gelsin boyacı kardeş. Kolaysa başına gelsin abla. Geldi bile. Bu okulun sahipleri var ya, İsviçre şakası gibi beni oradan oraya koşturup duruyorlar. Ay inanır mısın? Geçen de okulun duvarlarını bile bağ boyattılar. Ne alaka abla? Ne alaka değil mi? Ama bağ boyattılar. Diyeyim ki, sen de yerleri silsin de ödesek. Ben niye sileyim? Şu okulun halına bak. Her yeri leş gibi. Bak, bak. Bak, şuraya bak. Bak bir bak. Her yeri leş gibi pislik içinde ya. Pislik içinde. Neyi pis? Neyse, tamam, tamam. Ben seni daha fazla lafa tutmam. Çünkü Refika Cansız şimdi bizi görürse böyle laflıyız, oyalanıyız zanneder yani. Haydi ben kaçtım. Hey Allah'ım yarabbim ya. Çattık ha. Ne oldu? Rüya Hoca Salih Hoca'nın yanına gitti mi? Hayır, odasından çıkmadı. Salih Hoca da yemekleri yiyince soluğu Rüya Hoca'nın odasına alır diye düşünüyorduk. Ama o da gitmedi. Belki telefonla görüşmüşlerdir. Sonuçta herkes bizim gibi telefonsuz değil. Olabilir ama olmayabilir de. Bu plan nasıl işe yaramadı ya? Web canına geçmemize gerek kalmaz diyordum da. Oo, mavi şirinler. Biz siz harıl harıl antrenman yapıyorsunuz zannediyorduk. Ama siz burada geyik yapıyormuşsunuz. Karşılaşmanın erteleneceğini falan düşünüyorlarsa demek. Yo, biz hazırız. Bırak numarayı kardeşim. Karşılaşmayı erteletmek için neler çevirdiğinizi biliyoruz. Ama boşuna heveslenmeyin. O oyunlar bozuldu. Biraz sodyum klorür ve Tike'nin yardımıyla. Ne diyor bunlar, anlayabilen var mı? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Bırakın şimdi onları, B planına geçiyoruz. Volk Tolkler nerede? Tamam, hadi yürüyün. B planı dediler. Takipte kalın, koşun. Buyurun. Bak hocam, Refika Hanım sizi en üst kattaki laboratuvarda bekliyormuş. Beni mi? Allah Allah. Neden acaba? Bilmiyorum ama çok acil dedi hocam. Hayırdır inşallah. Teşekkür ederim. Çevir. Koşulmadan çıktı. Anlaşıldı, tamam. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim. Pardon. Kuş kafese girdi. Tamam. Mı? Ne yapıyor bunlar ya? Evet hocam, asansöre binin en üst kattaki laboratuvarda sizi bekliyormuş. Acil dedi ha? Evet hocam, acil dedi. Allah Allah. Merhaba. Rüya Hanım. Merhaba Salih Bey. Şahin ve güvercin kafeste. Ne yapıyor bunlar? Ayrıca Elif nerede? Anlaşıldı. Tamam. Ay ne oldu? Çok korkuyorum ben. Sakin olun, sakin olun. Elektrik kesilmiştir. Ay kesilmesin, ne olur hemen geri gelsin. Çok korkarım ben. Küçükken asansörde kalmıştım bir kere. Hiç merak etmeyin. Jeneratör şimdi devreye girecektir. Korkmayın. Hemen gelsin lütfen. Hemen gelsin. Çok korkuyorum. Ay. Ay. Affedersiniz. Estağfurullah, normal bir refleks. Refleks tabii. Ben çalıştırmadım ki. Yedek güç ünitesi devreye girdi herhalde. Ya ben bir şey yapmadım. İskender'in bir gün daha dinlenmesi gerekirdi Salih Bey. Gayet iyi, bir şey yok. Tabii tabii, eminim öyledir. Hiçbir şeyin yok. Aslan oğlum benim deyip yollamışsınızdır okula kesin. Ya iyi olmasa okula niye yollayayım? Yolladınız değil mi? Ben öyle bir insan mıyım? Bilmem, siz öyle bir insan mısınız? Ama ben olsaydım göndermezdim. Anne şefkati tabii. Rüya Hanım, buna daha ne kadar devam edeceksiniz? Bilmem, siz söyleyin. Malum benim dikenlerim var. Umarım asansörde dikenlerim size batmamıştır Salih Bey. Ne dikeni, ne demek istiyorsunuz?
Siz daha iyi bilirsiniz. Sizin de iyi bildiğiniz şeyler vardır. Mesela insanın ağzına şap gibi tuz doldurup tadını kaçırmak. Nasıl? Anlamadım. Ne şapı? Neyse, Refika Hanım'ı daha fazla bekletip onun da ağzının tadını kaçırmayalım, değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Pek naziksiniz. Sen kaktüsü yolla, sonra kapı aç. İşe yarar mı sence ağam? Vallahi bilmiyorum İskender de. İşe yaraması için elimizden gelen her şeyi yaptık be oğlum. Salih Bey, özür dileme şekliniz çok ilginçmiş gerçekten. Önce kaktüs yolluyorsunuz, sonra bu. Ne kaktüsü? Özür notuyla birlikte yolladığınız kaktüsten bahsediyorum. Rüya Hanım, ben size ne kaktüs yolladım ne de özür notu. Nasıl? Siz yollamadınız mı? Hayır. Ama siz bana bir özür notuyla tuzlu yemekler yolladınız. Ben özür notu, tuzlu yemekler. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır. İsterseniz bir kısmını ikram edebilirim. Hala duruyor. Almayayım, teşekkürler. O zaman bunu da siz hazırlamadınız. Hayır. Ama kimin hazırladığını tahmin edebiliyorum. Çocuklar. Dünden beri uğraştıkları şey buymuş demek ki. İskender'in bir ailesi olması için. Cihangir Hoca, yetişin. Ne oluyor be? Ya bak, büyük karşılaşma öncesi dinleniyorum. Beni rahat bırakın. Hadi hadi gidin. Hadi. Ay hocam, olay da bu zaten. Hocam, Mavi karşılaşmayı erteletmeye çalışıyor. Oğlum sen sorumlu musun? Kalacak mısın peki? Öyle bir şey yoktur. Yani haklarını verin şimdi, cesur çocuklar. Neyse, bana onları öldürmeyin ya. Ya gidin, gölge etmeyin. Ben keyfime bakacağım. Rahatıma bakacağım ben. Hocam, bence siz rahatınıza bakmayın. Çünkü bence planları sizden kurtulup Salih Hoca'yı başımıza getirmek. Ne diyorsun ya? Kesin bil ki baba çok bilmiş. Sen bilirsin böyle şeyleri. Vallahi bana da öyle geliyor hocam. Yoksa neden Salih Hoca'yla Rüya Hoca'yı bir araya getirsinler? Değil mi? Ne? En son bir araya geldiklerinde Salih Hoca okula girmişti de. Böyle işlerin şakası olmaz hocam. Olmaz tabii. Beni kovduramazlar. Öyle bir şey yok. Çekil. Çekil. Oğlum. Tamam, ben etrafından dolaşayım. Beni kovamazlar. Bakın Salih Bey, İskender'i çok sevdiğinizi ve ona elinizden geldiğince iyi baktığınızı gerçekten biliyorum. Ama bu işe acil bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu çözüm de İskender'i benden koparmak, öyle mi? Var mı daha iyi bir çözüm yolunuz? Var. Ben evlat edineceğim. Bu bir çözüm ama acil bir çözüm değil. Ben okul müdürüyüm. İskender'i sorunsuzca ve hemen evlat edinebilirim. Ben de ilgimi çabuk tutabilirim. Bakın Salih Bey, ben tartışmak istemiyorum. Ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Siz söylediniz yetkililerin sizi aradığını. Eğer acele etmezsek İskender'i elimizden alacaklar. Bir de o var. Eğer sizi aramadıysanız yetkilileri kim aradı onu da hala anlayamadım. Çalışıyorsunuz öyle. Masa ne? Kutlama mı yapıyorsunuz bir de? Başardınız mı? Oturduğunuz garip Cihangir.
demek istiyorsunuz hiç anlamadım. Asıl sen ne demek istiyorsun beyim? Bir insanın ekmeğiyle oynamak bu kadar mı kolay? Kovuldum demek. Bütün onun inciri berbat etti ya. Hocam bu adam bizden ne istiyor ya? Tüm ümitlerimiz boşa gidecek. Hocam bir şey yapalım. Yani anlaşılan yaygara yine yaygara çıkarttı. Yaygara burada mı? Ki demeye kalmadı. Demek kovuldum ha. Ne istediniz ki benden? Ben basansana bakan fakir fukara bir gencim. İkimiz kardeş kardeş takılıyorduk beyim. Neden Sahne Hoca'yı benim yerime geçirdiniz bir anlamı? Bir yanlış anlamı var galiba, biz öyle bir şey yapmadık. O zaman bu yemek ne? Bu yemek şey için... Canım önemli değil bu yemeğin ne için olduğu. Kimse kimseyi kovdurmaya çalışmıyor, rahat olun. Vallahi mı? Yüreğimi iniyordu. Bende şu o panik atak dedikleri şeyden var. Sonuçta herkes biliyor ben bu okula girene kadar neler çektim. Neyse ben kalkayım. Çocuklar hazırlanmıştır karşılaşma için. Aa, yok yok, önce ben gideyim. Benim çocuklar daha da hazırlanmıştır biliyor musunuz? Zaten güzel bir haber aldım şimdi. Bu gazla bir yeneceğiz, size ezip geçeceğiz. Duman duman. Çocuk süslü, çok bilmiş, minik. Eğitiminizi hatırlayın, unutmayın. Hedefinize odaklanırken düşmanınızın sizinle alay eden suratını hayal edeceksiniz. Bizi kandırdılar. Yanlış iz peşine düşürdüler. Değil mi? Rezil ettiler bizi. Bütün okul size gülüyor. Bunları unutmayın. Öfkenizi kazanmaya odaklayacaksınız. Hadi oklarınızı ayarlayın. Hadi çocuk. Siz kimin atış yapacağına karar verdiniz mi? İskender atsın hocam. Arda, senin elin iyileşti. Bence sen atmalısın. Ben geldim diye geri kalmanı istemem. Takım için sen daha iyisin İskender. Beni düşün. Hayır, olmaz öyle. Yazı tura atalım. Olur mu baba? Karar sizin. Yazı ben, tura sen. Demiyorum. Sana bir soru sormak istiyorum. Boyacı nerede biliyor musun? Kovuldu. Çünkü onun yerine çalışacak başka birini buldum. Sence kim? Hazır. Çek. Çek.
Bırak! Aç! Pardon. Üstün zafiyet hasta olmuşum ben ya. Geçmiş olsun. Sen hedefine odaklanacaksın. Konsantrasyonunu kaybetmeyeceksin. Sıradaki. Şimdi ben bir check-up yapayım. Hazır. Çek. Kulağımın dibinde. Ya o senin problemin ya. Konsantre olsaydım ben ne yapayım? Şengül Hocam. Ha. Siz pek iyi görünmüyorsunuz. Biraz dinlenin. İyi ki ben yaptırdım diye yani hemen kıskanıyorsunuz. Ha, buyurun siz yapın. Sıradaki. Çek. Bırak. Sıradaki. Hazır. Çek. Açısı kişinin gerilimi hesaplamalarıma göre 8 atacak. Bu durumda ben 9 atsam duruma eşitlerim. Haksızlık olmaz. Kazanan dostluk. Hepinizi tebrik ederim. İki takımı da. O İskender, sen bana ne yaptın biliyor musun? Hayatımdaki kocaman boşluğu gösterdin. O boşluğun adı evlat. Senin gibi bir evlat. Sana oğlum diyebilmeyi öyle çok isterdim ki. Seni bağrıma bassam İskender, annen olsam, hem senin hem benim eksik yanlarımız tamam olsa, hiçbir şeyi bu kadar çok istemedim ben.
Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Kalp kalbe karşıymış. Ben de konuştuklarımızı düşünüyordum. Ben de çok düşündüm. Ve herkesi mutlu edecek bir çözüm yolu buldum. Bu yolu denemek istiyorum. Tabii siz de isterseniz. Benimle evlenir misiniz?